Şimdi Kahire'de ateşkesle ilgili bir çaba vardı zaten. O çaba maalesef sonuçsuz. Hamas heyeti Kahire'den ayrıldı. Müzakerelerin devam edeceği duyuruldu. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu gerilimi arttıran bir açıklama yaptı. İsrail Refah'ta dahil olmak üzere Hamas'a yönelik saldırılarını sürdürecek. Ramazan ayı öncesi Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor. Son olarak Hamas heyeti hareketin liderleriyle görüşmek ve istişarede bulunmak üzere Mısır'dan ayrıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, müzakerelerin arka planla ilişkin detaylar paylaştı. Anlaşmanın İsrail nedeniyle yapılamadığını belirtti. Saldırıların durdurulması, İsrail askerinin geri çekilmesi ve Filistinlilere yardım sağlanmasının ısrarla reddedildiği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'dansa gerilimi artıran bir açıklama geldi. İsrail ordusu Hamas'ın son kalesi Refah'ta dahil olmak üzere Gazze şeridinin tamamında Hamas'a karşı operasyonlarını sürdürecek. Bize Refah'ta harekete geçmememizi ve savaşı kaybetmemizi söylüyorlar. Ancak bu olmayacak. Buna rağmen Mısır medyası ve Hamas heyeti müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini duyurdu. İlk olarak 13 Şubat'ta Kahire'de başlayan müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'e taşındı. 3 Mart'ta ise Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve Amerika'nın da katılımıyla tekrar başlamıştı.